20 metrelik bir merdiven duvara dayalı bir şekilde durmaktadır. Merdivenin altı ile duvar arasındaki mesafe olan x, t dakikada 3 metre artmaktadır. Herhangi bir anda bunu t0 olarak belirlemişler. Merdivenin üstünün yerden yüksekliği y, t0, 15 metredir. Merdiven ile yer arasındaki açı bunu da teta t olarak vermişler. Bizden t'nin o andaki değişim hızını bulmamızı istiyorlar. Soruyu çözmeye burada olup biteni çizip bize yardımcı olabilecek denklemi bularak başlamayı planlıyorum. Denklemi bulduktan sonra da çok fazla işimiz kalmadığını göreceksiniz. 20 metrelik bir merdiveni duvara dayamışlar öyle değil mi? Peki burası duvar. Evet, burası da yer olsun. Merdiveni ise bu şekilde çiziyorum merdivenin 20 metre uzunluğunda olduğunu ve alt kısmı ile duvar arasındaki mesafenin de işte buradaki mesafeden bahsediyorum. Evet, buranın xt olduğunu biliyoruz. xt dakikada 3 metre artıyorsa, bu x üssü t'nin yani dt bölü dx'in 3 metre bölü dakikaya eşit olduğu anlamına gelir. Evet, x'in zamana göre değişimi yani x üssü t'nin neye eşit olduğunu biliyoruz. Herhangi bir anda yani t sıfırda merdivenin üst kısmının yerden yüksekliğinin de daha açık olması için evet bunu da göstereyim. Bu yüksekliğin yani y t'nin t sıfırda 15 metre olduğunu veriyorlar. Onu da şuraya not edeyim. y t sıfır eşittir 15 metre. Burayı da yt0 olarak yazacağım ve bu şekli tam da o anda yani t0'da çizdiğimizi varsayacağız, anlaştık mı? Bunun son derece önemli bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. yt0 eşittir 15 metre. Bizden merdiven ile yer arasındaki açı olan teta t'nin o andaki değişim hızını bulmamızı istiyorlar buradan teta'nın da zaman içerisinde değişeceğini anlıyoruz yani o anda yer ile merdiven arasında zamana bağlı bir fonksiyon olacak teta bunu farklı bir renkle yazayım daha iyi olacak evet teta işte buradaki açı ve bu da zamanın bir fonksiyonu İlişkili oranlar soruları söz konusu olduğunda soruyu bir denklem yardımıyla çözmek daha kolaydır. Buradaki denklem cebirsel bir denklem olacak ama işin içine biraz da trigonometri girecek diye düşünüyorum. Kuracağımız denklem soruda bize verilen şeyler ile bizden istenenler arasında bir ilişki oluşturmalı öyle değil mi? Ve bu denklemin iki tarafının da türevini aldığımızda ilişkili oranlar arasındaki ilişkiyi bulmuş olacağız. Hadi bakalım. Bizden merdiven ile yer arasındaki açı olan teta t'nin o andaki değişim hızını bulmamızı istiyorlardı değil mi? Bu, teta üstünün t 0'da aldığı değerdir. Evet, bulmamız gereken şey bu. Bize verdikleri bilgiler ise bir bakalım. Mesela x'in t'ye göre değişimi sabit ve 3 metre bölü dakika. Tam o anda y'nin neye eşit olduğunu da bildiğimize göre soruyorum. Bu arada bize dx bölü dt'yi verdikleri için teta ile x arasında bir ilişki bulmanın ve iki tarafın türevini almanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Sonra da bunu kullanarak o andaki x ve teta'nın değerlerini hesaplayacağız. Evet, sizce x ile teta arasında ne gibi bir ilişki var? Biraz trigonometri kullanalım. Hipotenüs ile kosinüs tetayı çarparsak x'i buluruz öyle değil mi? Hemen yazayım. x t eşittir hipotenüs yani merdivenin uzunluğu olan 20 metre çarpı kosinüs teta. Bunun zamanın bir fonksiyonu olduğunu belirtmek için de kosinüs teta t olarak yazacağım. Evet, burada yaptığımızın öz trigonometri olduğunu, yani trigonometrik tanımları kullandığımızın farkındasınız öyle değil mi. Peki, sizce neden bu denklemi kullanacağız? İsterseniz cevabı iki tarafın türevini aldıktan sonra verelim. Şimdi gelin zincir kuralını kullanalım ve iki tarafın da türevini alalım. Sol tarafta, x üssü t olacak eşittir, Türev alınca sağ tarafta ne olacak bakalım. Zincir kuralını kullanarak önce teta'ya göre türev alacağız. Yazıyorum. Eksi 20 sinüs teta t değil mi? Bunu bir de teta üssü t ile çarpmamız lazım. Bu noktada t0'da üstü t sıfırda x üssü t'nin ne olduğunu bildiğimize göre sinüs teta t'nin neye eşit olduğunu bulabiliriz ve zaten sonra da geriye bunun neye eşit olduğunu bulmak kalacak. Hadi bakalım t eşittir t sıfır da x üssü t 3 metre bölü dakikaya eşit. Bu arada birimlerimizde metre bölü dakika olacak. Başka bir deyişle uzunluklar metre türünden ölçülmüş olacak. Açılar söz konusu olduğunda da ölçümün radyan türünden yapıldığını varsayacağız. 3 eşittir eksi 20 çarpı sinüs teta t çarpı teta üssü t peki bana sinüs teta t'nin neye eşit olduğunu nasıl bulabileceğimizi söyler misiniz tabii ki de soruda verilen diğer bilgileri kullanarak değil mi ekranı biraz aşağı kaydıralım ve kendimize biraz yer açalım t0'da sinüs teta t neye eşit Sinüs karşı bölü hipotenüs ise buraya yt0 bölü hipotenüs yani 20 metre yazabiliriz. yt0'ın 15 metreye eşit olduğunu da bize vermişlerdi. 15 metre bölü 20 metre, evet 3 bölü 4 eder. Artık bunun 3 bölü 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Çarpı 3 bölü 4 çarpı teta'nın zamana göre değişim hızı. Ve bunun ne olduğunu bulduğumuzda da sorunu da çözmüş olacağımızın farkındasınız değil mi? Eksi 20 çarpı 3 bölü 4 eksi 15 eder. İki tarafı eksi 15'e bölünce de teta üssü t'nin eksi 3 bölü 15 yani eksi 1 bölü 5'e eşit olduğunu buluruz. Eksi 1 bölü 5'in birimi de radyan bölü dakika olacak. Evet, soruda verilenleri dakika türünden verdikleri için buradaki birim de radyan bölü dakika. Bunu tabii ki de buraya yazsaydık daha iyi olurdu ama olsun. Peki, işte bu kadar. Bize y ile ilgili bazı bilgiler vermişlerdi. Biz bunları kullanarak sinüs teta'nın neye eşit olduğunu bulduk ama kurduğumuz denklem x ve teta arasındaki ilişkiyi veriyordu. Anlaştık mı?